Evet, şimdi sorumuz şöyle olsun bu sefer. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 ne dedik? Eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. Hadi bakalım. Hocam burada kaç tane işleme benzer sayı var? Evet. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1'i bir bütün olarak düşünebilirsin. 3 Tamam. çarpı 3 üzeri eksi 1. Bu bir bütün. Arada eksi var. Bir diğer bütün de 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. Hocam birinci bütünü ben yapabilir miyim? Hadi yapalım birlikte. Söyle bana. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1. Eksi bir ters olarak eksiyi çevireceğiz ya. Evet. Nasıl yapıyorduk? Hocam bir bölü üç oluyor. Güzel. 1 Hocam bölü 3. Tamam. bir bölü üç çarpı üç. Evet. Hocam bence bir bölü dokuz. Dikkat et. 3 mü daha büyük? 1 bölü 3 mü daha büyük? Hocam bir bölü üç. Ha, 3 pasta Üç daha büyük. Üç 3 daha büyük. pasta mı daha büyük ya da bir pastanın 1/3 mi daha büyük gibi düşünebilirsin, Hocam tamam mı? üç pasta daha büyük. Evet, o zaman 3 büyüktür. 1 bölü 3'ten dedik şimdi. Devam edelim. Evet. O zaman 3 çarpı 1 bölü 3'ü yapacağız. Peki kesirlerde çarpma işlemini nasıl yapıyorduk Kayser? Hatırlat bakalım bana, hatırlıyorsan Hocam hatırlamıyorum ki. eğer. Ben size söyleyeyim o zaman. Kesirlerde çarpma işleminde ne yapıyorduk? Payla payı çarpıyorduk. Paydayla da paydayı çarpıyorduk. Şimdi burada birinci sayımız bizim neydi? 3 değil Hocam mi? 1 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı 3, tamam, fark etmez. Burada 1 bölü 3'ün payı ne, paydası ne? 1. Paydası da 3. Paydası da 3. Peki 3'ün pay ve paydası ne? Hocam hangi o sadece tek başına olan üçün mü? Hocam payı yok da ama altında bir gizli bir var. Aferin, çok güzel. O halde payı ne olur bunun? Üç olur. Payı 3, paydası da ne olur? Bir olur. 1 olur. Yani birinci kesrin payı 1, ikinci kesrin payı da ne oldu? 3 oldu, değil mi? Üç. Yani payla payı çarpıp paya yazacakmışız. Paydayla da paydayı çarpıp paydaya yazacakmışız. Hocam üç bölü üç. 3 bölü 3. 3 bölü 3'ten de cevabımız ne olur? Dokuz. Bilmiyorum. Dokuz. Allah, durun. 3 bölü 3. 3'ü neye 27. böldünüz? 27. 3 böl 3'e. 27. Hocam 27. Hocam 27. 27. 27. Durun durun, sakin. 27. 3 bölü 3. Bakın dikkatli dinleyin. 3'ü 3'e Bir olur bölüyorsun. hocam. Evet, tamam. 3'ü 3'e Aa, bölüyorsun. hocam biz ne yapıyoruz Tüm ya? kamerası açtı ya. Ben de... Tamam, sakin. Evet, bir heyecan oldu. Şimdi burada var mı? 3'ü 3'e böldüğümüzde sorun. Yok. 3'ü 3'e böldük 1. Yani Yok. birinci bizim kısmımız 1'miş. Onu bulduk. Yani 3 çarpı 3 üzeri eksi 1'in sonucu neymiş arkadaşlar? 1. 1'miş. Şimdi ikinci işlemimiz neydi? Arada hangi işlem vardı? Önce onu bir sorayım. Arada Çarpma bence hocam. Çarpı vardı. soruyu dikkatli dinleyin. 3 çarpı Önlem 3 var. üzeri eksi 1 eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 2.
Hocam çarpı ve eksi vardı işlemlerin arasında. Bakın şimdi burada eğer bu da güzel oldu. Diyelim size bu şekilde mesela sınavda okundu. O zaman siz ne yapacaksınız? Parantez isteyeceksiniz. Yani burada hangi sayının öncesinde işlem var onu tekrar sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada ben ne demiştim? 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 birinci kısım. Yani burası bir parantez içinde gibi düşünebiliriz. Tamam mı? Burası parantez içinde. Bu birinci işlem. Arada eksi var. Daha sonra açtım parantez. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 dedim. Yani burada birinci parantez işleminden ikinci parantez işlemini ne yapacakmışım? Çıkaracakmışım. Yani bir çıkarma işlemi yapacağız. Birinci kısmın cevabını 1 bulmuştum. Arada çıkarma işlemi olduğuna göre ne yazacakmışım? 1 eksi. Şimdi ikinci kısımdaki işlemi yapmam lazım. İkinci kısımdaki işlem neydi arkadaşlar? Var mı hatırlayan? Çıkarma. Tamam, çıkarma. Birden neyi çıkartacağım? 4 çarpı 3 üzeri eksi 2'yi yapacağım şimdi. Herkes bir bunu düşünsün. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 işleminin sonucu ne yapar? 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. Soruyu tekrar okuyayım arkadaşlar en baştan. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. İlk kısımda yapmamız gereken işlem 3 çarpı 3 üzeri eksi 1. Bakın arkadaşlar böyle sayıyla üslü ifadenin arasında çarpma işlemi varsa onları bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani burada sadece 3 üzeri eksi 1 olarak değil, 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 olarak bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Çünkü o ne işlemi? Çarpma işlemi. Şöyle zihninizde canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri eksi 1 dediğimizde neydi aslında? İşlemimizin sonucu 1 bölü 3 değil miydi? Şöyle düşünelim. Bir pasta var ve siz bunu ne yapmışsınız? 3 eş parçaya bölmüşsünüz ve bir dilimini almışsınız değil mi? 3'te 1'lik bir dilim var. Size ne diyor soruda ama? 3 çarpı 3 eksi 1. Yani bu 3 tane 1 bölü 3'lük dilimden sizde 3 tane var. E siz bu 1 bölü 3'lük dilimlerden 3 tane yan yana getirirseniz elinizde yine bir bütün pasta olmaz mı? Tekrar edeyim. 1 bölü 3'lük bir dilim var. Bu 1 bölü 3'lük dilimlerden aynı sayıda 3 tane var. Çünkü soruda size ne diyor? 3 çarpı 3 üzeri eksi 1. Yani bu 3 üzeri eksi 1'lik dilimlerden 3 tane var. E siz bunların 3'ünü yan yana getirirseniz 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 toplamda bir tane pasta etmiş olmaz mı aslında? Bunu ifade ediyor yani. Diğeri de 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 şimdi. Bunu bulacağız. Yani 3 üzeri eksi 2 evet çarpı 4. Hocam söyleyebilir miyim? Evet. Hocam hani diyor ya 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 hocam eksi 2 derken 1 bölü 2 Gamze ilk şey yaptı galiba. Gamze'ye söz hakkı verelim. Değil mi Gamze? Yanlış. Hocam ben 16 çarpı 8 buldum, doğru mu? 16 çarpı 8 buldun. Şimdi birlikte düşünelim. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 değil mi? Neyin evet. Üslü ifadesi var? Bu eksi 2 kime ait? Eksi 2. Tabanı yani. 2'ye. Evet. Eksi 2'nin yani üssü eksi 2 olan taban hangisi? 4 çarpı 3 üzeri eksi 2. 3. Tabanı neymiş? 2'ymiş. Dikkatli bir daha. Taban. 4. Biri taban biri üst. İlk söylediğim neydi normalde? Hani mesela 3 üzeri 2 diyoruz değil mi? 3 üzeri 2. Burada 3 benim neyim oluyordu Gamzeciğim? Tabanım oluyordu. 2 de benim neyim oluyordu? O da kuvvet mi? Kuvvet oluyordu ya da üst oluyordu. Doğru. Şimdi tekrar dinleyelim. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2.
Burada üstü Evet. ifadede taban ve üstü söyleyebilir misin? Hocam tavanımıza 3 yok. Tabanın, Tavanında evet. 3 üzeri eksi 2 demiyor muyum? 3. Evet, tavanın 3, Evet, 2 de kuvveti. Eksi 2 de kuvveti değil mi? Şimdi o zaman benim Evet. üstü ifade olarak 3 üzeri eksi 2'nin bir sonucunu bulmam lazım. Bir de önünde ne işlem vardı? Bu sayının. Baba. Neyle? Ne yapıyordu? 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 diyordu değil mi? Yani çarpma işlemi var. O zaman ben ilk önce 3 üzeri eksi 2'nin cevabını bulayım. Daha sonra bulduğum bu sonucu ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. Peki 3 üzeri eksi 2'nin cevabı neydi? Hocam 1 bölü 9. Evet Gamze, doğru. 1 bölü 9. Ne demiştik arkadaşlar? 3 üzeri eksi 2 neyin tersiydi? 3 üzeri 2'nin çarpma işlemine göre tersi. 3 üzeri 2 ne yapıyordu? 3 Evet. çarpı 3'ten 9. O halde 3 üzeri eksi 2 ne yapacak? 1 bölü 9 olacak. E bir de 1 önünde bölü ne 9. var? Tamam. Şimdi burayı yaptık. 4 var. 4 çarpı 1 bölü 9 işleminin sonucu ne yapar peki? 4 çarpı 1 bölü 9. Şimdi az önce tamam birlikte yapalım. Kayser de söylemişti. Unuttum dedi ben kesirlerde çarpma işlemini. Ne dedik? Kesirlerde çarpma işleminde payı payla, paydayı da paydayla çarpıyoruz. Şimdi benim birinci sayım 4, diğer sayım 1 bölü 9. Birinci sayımın payı ne? Paydası ne? Hocam 4'ün payı ve faydası yok şu an sanırım. Peki nasıl rasyonel hale çeviriyorduk? Hocam 4'ü genişletiyorduk sanırım. Peki genişletmeden de yazamaz mıyız? 4'ü hiç değiştirmeden paydasına ne yazarsak? Gizli bir yaparız bir. Hocam. 1 yazarsak olur değil mi arkadaşlar? Bakın 4 bölü 1 yazmakla 4 yazmak arasında herhangi bir fark var mı? Yok hocam. 4'ü 1'e bölerseniz sonuç yine ne olur? 4 olur değil mi? O zaman ben aslında hiçbir şeyi değiştirmiyorum. Sadece burada tam sayı olarak verilen sayıyı rasyonel biçimde de yine yazabileceğimi görmüş olurum. Yani 4 bölü 1 olarak ne yapabiliyorum? İfade edebiliyorum. Şimdi benim artık 4'üm ne hale geldi? 4 bölü 1 haline geldi. Yani yapacağım işlem 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 9. Şimdi tekrar düşünelim Gamze. Birinci kesrim 4 bölü 1, ikinci kesrim 1 bölü 9. Birinci kesrimin payı ne? İkinci kesrimin payı ne? Birinci kesriminizinki 4, ikincisininki de 1. Evet, bunları çarparsam benim o zaman işlemin sonucundaki payım ne olur? 4 olur. 4 olur, güzel. Peki birinci kesrim faydası neydi? Faydası 1. 1'di. İkinci kesrim faydası neydi? 9. 9'du. Bu durumda paydam ne olur? O da 9 olur. 9 olur. O zaman işlemimizin sonucu neymiş? 9. Hocam 4 bölü 9. Yani hepsi. 4 bölü 9. Burası oldu mu arkadaşlar? Açıklayabildik mi? Oldu. Tamam mı? Oldu. Şimdi geldik 1 eksi 4 bölü 9 işlemini yapmaya. Şimdi sorumuz neydi arkadaşlar? Tekrar edeyim. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1. Bu birinci kısımda yapmamız gereken işlemdi. Bunun sonucunu 1 bulmuştuk. Eksi yani arada çıkarma işlemi var. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 dedik. Burada da ne yaptık arkadaşlar? Önce 3 üzeri eksi 2'nin değerini bulduk. Yani 1 bölü 9 çarpı 4'ten sonucumuz ne olur dedik? 4 bölü 9 olur. Şimdi 1 eksi 4 bölü 9 işleminin sonucu nedir? Bugün hiç kalkmayanlardan şöyle yapmak isteyen var mı? Söz almayanlardan daha doğrusu. Okuldaki gibi devam ediyoruz ama. Engin, sanki yapmak istiyormuşsun gibi geldi bana. Engin, Efe Engin yapalım birlikte. İstiyor musun? Engin. Tamam. 1 eksi 4 bölü 9. 1'den 4 bölü 9'u nasıl çıkaracağım? 1'den 4. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar.
Bir tane pastanız var ve siz ne yapacak mısınız? Bu bir tane dilim pastadan 4 bölü 9'luk bir kısmı çıkarmanız isteniyor, değil mi? Şimdi aslında bu diğer kesrin paydası bize ne söylüyordu? Toplamdaki dilim sayısını gösteriyor. Yani sizin pastayı kaç dilime ayıracağınızı gösteriyor. Siz ifade ederken 4 bölü 9 diyorum. Burada benim paydam ne arkadaşlar? Paydanız 9 9. 9 hocam. Birinci kesri, yani benim birinci, yani bir bütün pastayı kaç eş parçaya ayırmam lazım? 9 eş parçaya ayırmam lazım. O zaman biri neyle genişlettim ben? 9'la. 9'la. Yani 1 yerine artık ne yazacağım onun yerine? 1 yazmak yerine ne yazacağım 9'la genişletirsem? 1 bölü 9 hocam. 1 bölü 9. 1 bölü 9'la 1 aynı şey midir peki? Düşünelim. 1 bölü 9'la 1 aynı şey midir? O halde 1 bölü 9 yazabilir miyim? Ne yazmam? Bence aynı şey hocam. 1 bölü 9'da 1. Bir bütün pastayla bir pastanın 9'da 1'i. Aynı şey. Hocam o zaman aynı değil. Değil. O zaman 1 yerine 1 bölü 9 yazamam. Peki 1'i vermesi lazım. Neyi neye bölerseniz yine 9. Söyleyecek misin? Söyle söyle. Hocam bir daha sorabilir misiniz? 1'i ne yaptım arkadaşlar bakın. Bir pastayı 9 eş parçaya böldüm. O halde her bir dilimim kaç eş parça oldu? 1 bölü 9'luk parçalar oldu. Doğru. Peki bu 1 bölü 9'luk pastalardan kaç tane var? Yani parçalardan kaç tane var? Hocam 9 tane parça var. 1 tane yok mu? O zaman 9 bölü 9 yazmam lazım arkadaşlar. Tamam mı? Ve o da 1 çıkacak. O da 1 yapıyor zaten. Benim işlemim 1 eksi 4 bölü 9 değil mi? Benim işlemim 1 eksi 4 bölü 9. Ben şimdi 1'in yerine ne yazabileceğimi düşünüyorum. 1'in yerine yine 1'i ifade edecek bir sayı yazmam lazım. Hocam 9 yazabilirsiniz. O zaman 9 bölü 9 yazmam lazım. Ne yaptık? 9'la genişlettik pastayı. Yani 1'i yerine 9 bölü 9 yaz. Burası oldu mu? Karmaşık anlattım sanki. Bir daha söyleyeyim mi? Yok anladık. Ben anladım. Yani. Tamam. Sorun arkadaşlar bu arada. Hiç çekinmeyin lütfen. Şimdi sorumuz 1 eksi 4 bölü 9'du. Yani ben 1'in yerine ne yazmalıyım ki bu çıkarma işlemini yapabilirim diye düşünüyorum. Benim çıkarmam gereken kesir 4 bölü 9 değil miydi? 4 bölü 9'un paydası da 9 değil mi? O zaman ben 1'in yerine de yine paydası 9 olabilmesi için 1'i 9'la genişletiyorum. Bakın 1'in yerine 1 bölü 1 de yazabiliriz bu arada. İlk isterseniz onu yazalım. 1 yerine 1 bölü 1 yazıyorum. 1 bölü 1 eksi 4 bölü 9 olarak ifade ettim. 1 bölü 1 eksi 4 bölü 9. 1'i 1'e bölersem yine zaten sonuç 1'dir. Hiçbir şey değişmedi. Şimdi ikisinin de paydasını aynı yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Paydası diğer kesim 9 olduğuna göre benim bu bir bütün pastayı 9 eş parçaya ayırmam lazım. O zaman hem payını hem de paydasını 9'la çarptım. İşleminin sonucu ne olur? 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9 oldu. Anlaşıldı mı şimdi? Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki bir sayısından bu başka bir örnek olarak yapıyorum şimdi. 1 bölü 3'ü çıkaracaksınız. 1 eksi 1 bölü 3. O zaman siz 1 yerine direkt ne yazmanız lazımmış? 3 hocam. 3. 3 bölü 3 yazmanız lazım. Bakın sadece 1 bölü 3 yazarsanız 1 bölü 3 ile 1 aynı şey demek değil. Biri bir bütün pasta, 1 bölü 3 demekse bir pastanın 3'te 1 dilimi. Onu artık tabağınıza aldınız. Ama pastanın gerisi hala bütün olarak orada duruyor. Yani 2 bölü 3'lük kısım duruyor. Biri bir bütün pasta, diğeri ise 1 dilim. Sizin 3 bölü 3 yazmanız demek ne demek? Bu 1 bölü 3'lük dilimlerden 3 tane dilim var demek. Siz bir pastayı 3'e ayırdığınızda 3 tane dilim olmaz mı?
elinizde. Ve bu her dilimden, bu her bir dilim 1 bölü 3 ifade ediyor. Yani siz bir yerine ne yazacak mısınız? 3 bölü 3 yazacak mısınız? Bakın arkadaşlar şunu konuşalım isterseniz. 1 neye eşittir? 1'in yerine ben 2 bölü 2 yazabilirim. 3 bölü 3 yazabilirim. Sonra 4 bölü 4 yazabilirim. Bakın 4'ü evet. 4'e bölersem de yine sonuç 1'dir. 5 bölü 5 yazabilirim. Başka? Siz söyleyin. Devam ettirin. Biraz aklımda. 6 bölü 6. 6 bölü 6. Tamam. 7 bölü 7. 7 bölü 7. 9 bölü 9 hocam. 9 bölü 9. 8 bölü 8. Hocam 9 şimdi, bölü 3. 9 10 bölü 10. 10 bölü 10 olur. 9 bölü 3 olur mu? 9'u 3'e bölersek 2 olur. Olmaz hocam. Olur. Biz şimdi 1'e eşit olan kesirleri bulmaya çalıştık. Tamam? 1'e 8 eşit. Bölü 1. Yani hocam 14 ne yazabilir miyim? Hocam size seçen bir şey yazdım. Bir bakabilir misiniz? Tamam. Şimdi oldu mu peki? 11 bölü 11 o da olur. Doğru. Şimdi 12 bölü 12. Burası oldu mu? Anlatabildim mi? Tamam mı? Şimdi evet. Sorumuza geri dönelim. 1 eksi 4 bölü 9 işlemini yapacaktım. 1'in yerine 9 bölü 9 yazdım. Şimdi işlemim 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9 oldu. Çıkarma işleminde paydalar aynıysa payları ne yapabiliyorduk artık birbirinden? Evet. Birbirinden. Hocam çıkartıyordu. Çıkartalım bakalım. 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9. İşleminin sonucu nedir? Herkes bir düşünsün. Hocam söyleyebilir miyim? Yok. Bekleyelim biraz. Var mı hiç söz almayanlardan? Efe sen devam etmek istiyorsan bu arada devam edebilirsin. Sana söz hakkı vermiştik. İstersen tamamlayabilirsin. 9 bölü 9 eksi 4 bölü 9. Paydamız ne bir kere? Paydamız ne olacak arkadaşlar? 9. 9. 9. Paydamız dokuz. Değişmeyecek. Çünkü sizin dilimleriniz değişiyor mu? Misafirlerinize vereceğiniz dilim inceliği, kalınlığı değişiyor mu? Değişiyor. Yok hocam. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir bütün pastanız var. Siz bunu 9 eş parçaya böldünüz. Elinizde 9 tane 1 bölü 9'luk toplamda parçalar var. Ve siz 4 kişiye yani bu 1 bölü 9'luk 4 parçayı çıkartacaksınız. 4 kişiye dağıtacaksınız aslında. O zaman geriye pastanızdan kaç tane dilim kalır? 5 tane kalır. 5 tane dilim ama bu dilimin her birinin kalınlığı 1 bölü 9'luk parçalar olduğu için biz bunu nasıl ifade ediyoruz? 5 bölü 9 olarak. Tamam. Evet. Kesirlerin tamam. Mantığını birazcık daha böyle işlem yapa yapa oturtacağız arkadaşlar. Biraz kesirler zor bir konu olduğunu biliyorum. Ama hiç korkmanıza gerek yok. Tamam mı? Anlamadığınız yerlerde yani kafanızın karıştığı yerlerde hemen sorun ki yardımcı olalım. Tekrar tekrar gerekirse söyleyelim. Şimdi burası tamam mı? Bizim bakın ta nerelerden gelmiştik biz bu işleme. En baştan tekrar edeyim. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 eksi 3 çarpı pardon 4 çarpı 3 üzeri eksi 2 işleminin sonucunu yapmıştık. 3 çarpı 3 üzeri eksi 1'in sonucunu 1 bulduk. 4 çarpı 3 üzeri eksi 2'nin sonucunda 4 bölü 9 bulduk. 1'den 4 bölü 9'u çıkarınca da cevap olarak 5 bölü 9'u bulduk. Bir tane daha buna benzer yapalım mı? Hızlanmak için. Yapalım. Hadi yapalım bakalım. Ne diyelim? 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. Hop. 2 üzeri eksi 1. Eksi 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. Eksi. 4 çarpı 3 üzeri eksi. Ne olsun? 4 çarpı. 4 üzeri geliyor. 3 üzeri eksi 1. Tamam öyle olsun hadi. Hocam ne oldu şimdi? Hocam. Tekrar edeyim. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. Eksi. Büyük eksi arada. 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Hocam birincisini ben yapabilir miyim?
Kayser. Hocam birincisini okur musunuz? 5 çarpı 2 üzeri eksi 1. Hocam 2 üzeri eksi 1 yani hocam eksi 1'i ters çevirdim. 1 bölü 2. Evet. 2 üzeri eksi 1'in ucuna 1 bölü 2. Tamam. Evet. Hocam bir de 5 çarpı 2 var. Bir daha. 5 çarpı. Hani, 5 çarpı 1 bölü 2. Hocam bunları çarpacağız sanırım. Evet. Çarp bakalım. Hocam 5'in altında gizli bir 1 var. Hocam yani o da 5 bölü 1 oldu. Tamam. Hocam ilk önce devam et. Güzel gidiyorsun. Kayser sesini duyamadık şimdi ama. Kapandı mı ya? Çıktı. Ben yap. Biri daha ben yapabilir miyim dedi. Kayser şimdilik bitti. Yasir. Nerede Yasir? Hocam ben yapabilir miyim? Hadi gel. 5 çarpı 1 bölü 2 işleminin sonucu nedir? Hocam 5'in altında gizli bir 1 var arkadaş dediği gibi. 2 kere pardon 1 kere 5, 5 2 kere 1 2 zaten. 5 bölü 2 eder. 5 bölü 2 eder. Tamam. Birinci işlemi. Hocam ikincisini sonra ben yapabilir miyim? İkinci işlemi. Bugün hiç söz hakkı almayan arkadaşlarımıza bir gidelim. Evet hocam mesela ben. Az önce sana verdik. Umut Sevinç. Burada mısın? Yapalım birlikte. Umut. Müsait misin? Sesini açabilir misin? Yapabilirim. Yani yapmak istersen birlikte yapabiliriz. Buradayım hocam. Tamam. Şimdi sorumuz ilk kısımda. Ama yapmak istemiyorum. Efendim? Yapmak istemiyorum. Tamam. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1'di. Eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1'in sonucunu az önce ne bulduk? 5 bölü 2 bulduk. Artık sorumuz neye dönüştü? 5 bölü 2 eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1'e dönüştü. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1 eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1'di. Şimdi az önce 5 çarpı 2 üzeri eksi 1'in sonucunu 5 bölü 2 buldum. 5 bölü 2 eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1 yapacağım. Yani birlikte önce 4 çarpı 3 üzeri eksi 1 işleminin sonucunu bulalım. 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. Evet, üslü ifademiz ne burada? Üslü ifademiz burada ne? 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1 hocam. Evet, 3 üzeri eksi 1. Güzel. Şimdi 3 üzeri eksi 1'in değerini bulmaya çalışalım birlikte. Nasıl yapıyorduk hatırlıyor musun? Neyin çarpma işlemine göre tersidir bu? 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri 1'in çarpma işlemine göre tersidir değil mi? Evet hocam. Yani 3 üzeri eksi 1 ise bunun çarpma işlemine göre tersi 3 üzeri 1'dir. 3 üzeri 1'in sonucu neydi? 3 üzeri 1. 1 mi yoksa taban ne? Taban 3. Taban 3 ise 3'ü kaç kez tekrar yazıyordum? Üst kadar yazıyordum. Yani 3'ü bir kez yazdım. 3. O zaman sonucumuz ne olur? 3 üzeri 1'in sonucu 3. 3'tür. O zaman 3 üzeri eksi 1'in sonucu ne olacak? 1 bölü 3. 1 bölü 3. Çok güzel. Şimdi bir de önünde çarpma işlemi vardı. Ne vardı? Hangi sayıyla çarpıyorduk? 5 üzeri 2 mi? 5 bölü 2 o birinci işlemimizin sonucuydu. Eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. 4 ile alacağım. Şimdi neyle çarpacakmışız? 4 ile çarpacakmışız. Hocam yapabilir miyim? 4 çarpı 3 üzeri 1. Umut devam edelim. Bu kısmı bitirelim. Ondan sonra bir arkadaşımıza daha söz verelim. 4 çarpı 3 üzeri eksi 1'in sonucu ne yapar? 3 üzeri eksi 1'i zaten bulduk. 1 bölü 3 olduğunu.
Şimdi 4 çarpı 1 bölü 3'ün sonucunu bulacağız. 4 çarpı 1 bölü 3. Nasıl yaptı az önce arkadaşların? Ne dedi? 4'ün yerine ne yazacağım? 4 yerine ne yazacağım? Evet. 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 3 yazıyorduk değil mi? Faydaya 1 yazıyorduk. Peki 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 3'ün sonucu nedir? 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 3. Ne demiştik arkadaşlar? Payla payı çarpıyorum. Faydayla da faydayı çarpıp faydaya yazıyorum. Paylarım ne burada? Biri 4 bölü 1, diğeri 1 bölü 3. Biri 4 bölü 1, diğeri 4 bölü 1 bölü 3 pardon. Ne olur? Var mı başka söylemek isteyen, destek olmak isteyen arkadaşımıza? Hocam söyleyebilir miyim? Yasel, sen diyordun sanki bir şeyler. Hocam hayır ben... Umut, tam sesini alamıyorum bu arada. Yani konuşuyor musun şu an? Yapalım istersen, devam edelim. O yüzden dedim. Hocam. Evet. Yasel, sen burada mısın? Umut'un sesi gelmedi. Buradayım hocam. 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 3. Efendim? 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 3. 4 bölü 1. 4 bölü 3 hocam. 4 bölü 3 hocam. Bakın birincinin payı ne arkadaşlar? Birincinin payı 4. İkincinin payı da 1. 4 bölü 1 çarpı 1 bölü 3. Birincinin payı 4, ikincinin payı 1. O halde çarptığımızda 4 ile 1'i payım ne oldu? 4. Paydalara geçtim. 4 bölü 1. Birincisinin paydası 1. Çarpı 1 bölü 3. İkincinin paydası neymiş? 3. 1 çarpı 3'ten paydam da ne oldu? 3 oldu. O halde sonucum neymiş arkadaşlar? 4 bölü 3. Şimdi birincinin sonucu daha en başa döndük tekrardan şimdi. 5 çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı 4 çarpı 3 üzeri eksi 1. Birincinin işlemi 5 bölü 2 idi. İkincinin işlemi de 4 bölü 3. Yani 5 bölü 2 eksi 4 bölü 3'ün sonucunu bulacağız şimdi. 5 bölü 2 eksi 4 bölü 3. Bunların paydaları aynı mı? 5 bölü 2. Hayır hocam. Biri 5 bölü 2, diğeri 4 bölü 3. O zaman nasıl eşitleyeceğim bunları? Nasıl eşitleyebilirim? Hangi sayıda? 5 bölü 2 eksi hocam, 4 mi? Bölü 3. Şimdi şunu düşünün arkadaşlar. Siz paydaya bakacaksınız daima. Burada bizim 5 ve 4 ile 3 işimiz yok. Şöyle düşünün. Bir pastanın mesela 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 olsaydı ne yapacaktınız? 1 bölü 2 ve 1 bölü 3. Bunların paydalarını nasıl eşitlerdiniz? Hangi sayı hocam derdik 2 daha büyük derdik. Tamam. Ondan sonra da 3 ile 2'yi çarpar mıydık? Çarpardık değil mi? Ne olurdu o zaman? Evet. O da 6 olurdu. 6 olurdu. Yani siz bir pastayı 2 dilime ayırmışsınız tam ortada. Diğer pastayı da 3 dilime ayırmışsınız. Sonra 6 kişi olması gerektiğini düşündük. Neden? Çünkü bunların iki pastada da eş dilimleri oluşturabilmemiz için en küçük tam sayı düşünüyoruz. Aslında bu ne? Hangi konuydu? Biz ne yapmıştık ilk giriş konularımızdan biri? En küçük ne oluyor bu? Ortak kat oluyor değil mi? Ekok. Yani sizin bir pastanızın dilimi 2, diğer pastanızın dilimi de 3. Bakın arkadaşlar, siz bunları ne yapmak istiyorsunuz? İkisinin de dilimlerin inceliklerini aynı yapmak istiyorsunuz değil mi? O zaman hocam, ortak katlı dilimde buluşturmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmam lazım? Birinci kesrimin paydası 2 olduğu için onu her bir o parçayı 3'er dilime daha genişletmem lazım. Önce 2'ye ayırmıştım.
O ayırdığım yarımı 3 eş parçaya daha genişlettim. Diğer yarımı da 3 eş parçaya genişlettim. Toplamda birinci pastada 6 dilimim oldu. İkinci pastayı 3 dilime ayırmıştım. Ayırdığım o 3 dilimden her birini 1-2 eş parçaya daha böldüm. Diğerlerini de aynı şekilde yaptığımda 2-4-6'dan toplamda 6 dilimim oldu. Yani burada eş parçalara ayırmadan düşünerek bizim paydalarımızda ne yapıyormuşuz aslında? Paydalar eş değilse arkadaşlar en küçük ortak katlarını düşünüyoruz. Birincisi 5/2, ikincisi 4/3. 5/2 - 4/3. Şimdi paydalarını ne yapacağız dedik? Birincisini 3 ile genişleteceğim. İkinci kesri de 2 ile genişleteceğim. 5/2 kesrini 3 ile genişletirseniz ne olur arkadaşlar? 5/2 kesrini 3 ile genişletirseniz ne olur? 5/2 kesrini 3 ile genişletirseniz hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarpmak demekti genişletmek. O halde 5/2 kesri genişlerse ne olur? Hatice'nin sesini hiç duymadık bugün. Hatice mikrofonunu açmış. Buyur Hatice. 15/6 olur. 15/6 olur. Ne yaptık? Hem payı hem de paydayı aslında 3 ile genişlettik değil mi? 5/2 3 ile genişlettim. 5'i 3 ile çarptım. 15. 2 ile 3 ile çarptım. 6. Diğer kesrimiz de 4/3'tü. Onu da genişlet bakalım. Onu neyle genişletecektik? Hangi eş sayıda buluşturmak istiyorduk bunları? 4/3'ü paydasını istiyordum. 2 ile 2 ile genişleteceğim. O zaman 4/3'ü 2 ile genişletirsem ne olur? 8/6 olur. Birinci kesrimiz 15/6 oldu. İkinci kesrimiz 8/6 oldu. Bu durumda sonucumuz ne olur? 15-8/6'dan sonucumuz ne olur? 15/6 - 8/6. Birazdan kapanacak, tekrar bağlanın, ondan sonra bitiririz, tamam mı? 15/6 - 8/6 olur mu? Efendim? Bir dakika. 15/6 - 8/6 işlemin sonucu ne olur? Hocam benim şarjım azalıyor da girebilirsem gireceğim. Tamam, tamam. Hocam söyleyebilir miyim? Öyle Kayser, bunu da yapalım. Hocam cevabı. Burada çıkartma işlemi mi var? Aynen, çıkarma işlemi var. Hocam 7/6. Hocam söyleyebilir miyim? Söyle. 7/6. 7/6 değil mi? 15/6'dan bakın artık paydalarım aynı. Zaten paydaları artık bizi ilgilendirmiyor. Direkt 15'ten